Nisa suresindeki o anlatılan ayeti cellede sarhoşken değil mi hocam? Evet. Yani e, orayı sarhoşken. nasıl anlamalıyız? Ee, öncelikle bu kardeşimizi tebrik ediyorum. Çünkü Kur'anla birebir iletişim içerisinde. Aynen. Hatta e, anlamadığı ayetleri de soruyor. Bu çok önemli ne güzel. bir şey. Ne Nisa suresinde işte Allah Teala la takrabus salteb entum sukara buyuruyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Hatta talimu ma taqulun. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Yani kendinize gelene kadar. Gelinciye kadar. Tabi içkinin yasaklanması periyodik olarak oldu. Bir anda olmadı. Önce içkide sizin için işte kötülükler vardır. Biraz kar ediyorsunuz ama kötülüğü daha fazladır. Hı. Ayeti indi. Sonra namaza yaklaşmayın. Ayeti indi. Sonra da ritsun min ameli şeytan. Şeytan işi bir pisliktir. Uzaklaşın. Feşteni bu. Ayeti indi. Ee, bu sarhoşken namaza yaklaşmayın ayeti ara dönemde inmiş bir ayet. Ee, yani insanlar sarhoş iken namaz kılarlarsa nasıl bir namaz kıldıklarını bilemezler. Onun için Allah Teala Hazretleri ne dediğinizi bilinceye kadar dedi. Tabi daha sonraki ayet inen ayet de tümüyle içkiyi yasakladı. Belki buradan şunu anlayabiliriz: e, Namaz kılarken insan Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamalı. Yani kıyamıyla, rükusuyla, secdesiyle. Çünkü namaz mükemmel bir ibadet ve insanın Allah'a en yakın olduğu e, ibadet namaz. Namaz içinde de en önemli yer secde. Eyvallah hocam. İnsanın Allah'a en yakın olduğu yer, bundan dolayı olsa gerek ki Allahu Alem. İki defa secde yapıyoruz. Yani namaz kılarken mutlaka böyle huşu içinde güzel Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilerek namaz kılmaya çalışalım inşallah. Buradan tabi okuduğumuzun manasını bilme şeklinde bir anlam çıkartamayız. Önemli olan namazda Kur'an'ın kendisini okumak. Ama anlamını bilsek daha iyi olur. En azından kısa sureler işte Fatiha suresi, Elem Tereli Lafi. En azından bunların manasını ezberleyip Arapça bilmesek dahi manasını ezberleyip namazda düşünmemiz tabi faydalı olur. Okurken bir taraftan da düşünürsek belki bir takım vesveselerin veya aklımıza gelecek şeylerin önüne geçmiş olur. Tabi o şekilde de faydası olur. Bizim huşumuzu, takvamızı artırabilir. Eyvallah hocam.